EPS Sanayi Derneği tarafından EPS Sanayi ve Paydaş Kurum Buluşmaları Elazığ toplantısı yapıldı. EPS Sanayi Derneği, EPS Sanayi ve Paydaş Kurum Buluşmaları Elazığ toplantısı Red Color Ev sahipliğinde yapıldı. EPS Sanayi Derneği tarafından yapılan toplantıya Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve çok sayıda iş insanı katıldı. Toplantıda yalıtım kredisi, binalarda enerji verimliliği, ısı yalıtımı ve mantolama konuları masaya yatırıldı. Düzenlenen etkinliğin amacından bahseden EPS Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ateş, makroekonomik ve inşaat sektörü verilerini paylaştı. Bu tarz etkinliklerin sektör paydaşlarının birbirlerini daha iyi tanımaları ve anlamaları, sektör hakkında en güncel bilgilerin karşılıklı paylaşımı ile bu bilgilerin yönetmelik ve yasalara uygun şekilde sahaya yansıması, enerji verimliliğinin ve bunun en önemli faktörü olan ısı yalıtımı ve ısı yalıtımında başrol oynayan EPS ısı yalıtım malzemelerinin gelişmiş ülkelerdeki güzel uygulamalarının ülke menfaatlerimiz doğrultusunda ülkemizde de hayata geçirilmesi açısından hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalar, yüksek enflasyon rakamları, kredi ve finansmana ulaşım zorlukları, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, enerji tedariği güvenliğinin ortadan kalkması, ülkeler arası gerilimler, yanı başımızda yaşadığımız bir savaştan dolayı bizlerin en önemli ve lokomotif konumundaki sektörü olan inşaat sektörü 2018'den bu yana maalesef yurt içinde %20'lik bir küçülme yaşadı. 2022 senesine geldiğimizde İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği'nin ve Türk İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2020'de Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte %7,5, İkinci çeyrekte ise %7,6 büyüdüğünü görürken inşaat sektörümüzün Türkiye'nin büyümesinden negatif olarak ayrıştığını ve ilk çeyrekte %10,9, ikinci çeyrekte ise %7,7 küçüldüğünü görüyoruz. Böylece 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana son 4 çeyrektir inşaat sektörü küçülmüş oldu. Yurt içindeki inşaat sektörünün daralmasına rağmen artan ihracatın etkisiyle inşaat malzemesi sanayisi 2022'nin ilk çeyreğinde %4,4 ve ikinci çeyreğinde %2,1 olarak büyüdü. Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesi Kontrol Kurulu Başkanı Profesör Doktor İbrahim Uzun, ısı yalıtım ve enerji verimliliği, TS825 ve enerji kimlik belgesi konularını değerlendirdi. Nereye götürüyor? Enerji kimlik belgesine götürüyor. Ne kadar az harcıyorsun şeyi bu. Dolayısıyla bu bir döngünün içerisinde. Yine başkanım söyledi, biz bunu ısıtma, soğutma, sıcak su ve havalandırma sistemlerinde inanılmaz %50'ye kadar tasarruf edebiliriz. Toplantı sanayi ve paydaş kurumların seminerleriyle devam etti.